utanmadı insanların kınamasından, saplandı bir ok o susuz mazlumun boğazından. Din sultanı o imam ağıtla şükrünü ederdi, yerle gök arasında bir ses geldi. Gelen sesten gök ve yer titredi, Cebrail'i emin edebile yaklaştı geldi. Kenara çekilin, peygamberlerin sonuncusu Mustafa geldi. Hüseyin'in ziyaretine Ceddi Mustafa geldi. Yaralı oğluna teselli vermek için Allah'ın aslanı Lafette Sultan geldi. Başını dizinin üzerine alıp ağlamak için ciğerleri zehirle parçalanan Hasan-ı Müçteba geldi. Gece sabaha kadar zahmetini çeken annesi, gözünü bağlamak için kadınların hayırlısı geldi. Peygamber dizinin üzerine almıştır başını, o durumda susuz İmam Hüseyin'in acıncı gözünü. Yaralarının acısını unutup candan geçti, kalbinde güller gül olup goncasını açtı. Dönüp düşman askerine seslendi, soluğu yetmeyince şöyle bir nefeslendi. Zeynep'in kan ağlama zamanı oldu, öldürün beni. Can üzerine koymayın, bekleyin, öldürün beni. Allah rızasına beni öldüreni acele gönderin. Acele edin, faniden bekaya gidem, öldürün beni. Güneşin sıcaklığı bu yorgun canımı yaktı. Bu kadar incitmeyiniz, aman öldürün beni. Dünya sizin olsun, artık gerekmez bana. Acele beni kalıcı dünyaya yolcu edin, gönderin beni. Güneşin sıcağı bu yorgun canımı yaktı. Ömrümün mevsimi geçti, öldürün beni. Geciktirmeyin, tez öldürün, zaman geçmesin. Allah'a ant olsun, can kudağıma geldi, öldürün beni. O halde el koydu başına imansız Sinan Netti. Bir çıplak hançer ile öldürmesine gitti. Yetişip gördü Kerbela'ya bir ağıt tutmuş. Hüseyin'in gözükmüyor çevresine nur sarmış. Pek çok nişaneler çıkıptı gözüktü, korktu utandı o melun geri döndü. Çünkü Hüseyin'in başı üzerinde Ali Ekber'i gördü, kanat kanada verip çırpışan melekleri gördü. Bu sefer eline hançeri imansız Huli aldı. Susuz Hüseyin'i öldürmeye niyet etti. Vardı gördü ki toprağa düşmüştü şehit imam, yapayalnız vücudu yaralı sanki kızıl kan. Ayrılıp derdi la ilahe illallah. O çölde göklere çıkardığı sesi ya Allah. Peygamber başında oturmuş, eline almış elini. Hüseyin kanına batırmıştır sakalını. Kimsesiz garip ve dertli oğlum vay. Çöllerde cenazesiz zelil olan oğlum vay. Sıcak güneşin altında kefeni bulunmayan, yaralı vücudu mezarsız kalan oğlum vay. Zalim Hüleye de pek çok nişaneler gözüktü. O dahi korkup askere tarafına yol tuttu. Bu olayları görünce zalim melun piç şimir dedi, ne korkudur ey cesaretsizler. Biliniz ki kesin ben bu işi göreyim. Ceddi peygamberden korkum yok, en kötü işi edeyim. Zulüm ağıtıyla gök ve yeri doldururum. Fatıma'nın Hüseyin'i ben burada öldürürüm. Allah'ın dininin direğini ben yıkarım, çizme ile Hüseyin'in sinesine çıkarım. El vurup çıplak hançerini tuttu, ya Hüseyin sesleri dünyayı tuttu. Peygamber melun şimdiye görünce yetişti Hazreti Fatma'yı tuttu. Şah-ı Merdan Ali Şimri görünce eliyle ağlar yüzünü tuttu. Dedi ey Allah'ım, Ali oğlu acısı zorda, ağıt yukarıda dünyayı tuttu. Sakine çadırlarda kan ağladı, gözyaşı her iki dünyayı tuttu. Çadırlarda kuruldu mahşer günü, kıyamet aşure gününü yas tuttu. Neticede o melunun iki gözünü kan tuttu, hidayet imamına taraf kesmiş sevk etti. İmam Hüseyin'in yanına yedi adım kaldı, dünya alem hazırlığını görmeye başladı. O melun atı ile ikinci adımını attı, ya Hüseyin sesleri çadırları yüceltti. Üçüncü adımda ağıtlar göklere yükseldi. Peygamberler kan ağladı, ağıt sesleri yüceldi. Dördüncü adımda dünyanın çarkı çevrildi. Cennette melekler, huriler karaya battı. O zalim adımının attı, beş adım kaldı. Hazreti Fatıma başını açıp saçını yoldu. Altıncı adımını atınca o imama taraf, başına vurup ağlardı Şah-ı Necip. O pis tinetli yedinci adımını attı. Peygamber imamasını alıp başını açtı.
Bütün gök ve yer titremeye başladı. Cebrail'i ruhul emin kanatlarını çekmeye başladı. O sapık zalim zamanın imamına yaklaşmıştı. Nasıl söyleyeyim, ey kaşık dillerimi tutarlaydı. Kan içen zalim cellat canını sıkmıştı dişine, inanç yuvasını yıkıp harebe etmiş düştü fikrine. Uğursuz adımını atıp Zeynep'in evini yıktı, imamın yaralı sinesine cellat çizmesiyle çıktı. İmama nasıl kıyar korkmaz mı Allah'tan, yarın mahrum kalacak kıyamette şefaatte. Ama Mermu şimdi bu sözler gerek değil, şimdi kıyamet ve mahşer olayı gerek değil. Yezid'in ödülü yeterli ray valiliği, Yüce Allah ve Peygamber zalime gerek değil. Koy başımı kessin o zalimin can cehenneme, o zalime ne cehennem ne cennet gerek değil. Fatıma'nın azizi Hüseyin'in şimdi buyurdu, bir ricam vardır ki gel kabul eyle diye buyurdu. Hangi dinde revadır ey zalim yok etmek canı, su vermeden keserler mi hiçbir kurbanı? Dilim dudağım yanıp kavrulur ey melun, susuz kalmışım bir damla su verin. İmansız şimdi dedi sen bak neylerim, senin başını zulm ile keserim. Hançerini okunun koynuna koymuştur, imamın boğazını kesmeye gelmiştir. Ne kadar sürdüyse hançer kesmedi, zulm rüzgarı Kerbela'da esmedi. Peygamber öptüğü için hançer kesmedi, benim yavrum diye peygamber severdi. İmam zorlama hançer kesmez dedi, beni öldürmek için başımdan kes dedi. Din Sultanı Hüseyin hançer altında perişandı, ceddi peygambere şu diller ile seslenir idi. Müşküldür işim şimdi kalsa ya Muhammed, gözlerinde kanlı yaşım akar ya Muhammed. Kuru yeryüzüne hançer yemişim susuzum, başım cellat elinde kaldı ya Muhammed. Bu kadar yaralanan canım hürmetine, günahsız dökülen kızıl kanım hürmetine. Ceddimin ümmetini bu halime bağışla, temiz ismin ve celalımın nuru hürmetine. Duasını son edip de kalbinde çekti bir ah, dedi eşhedü en la ilahe illallah. Ne el tutar ne cüret eder yazmaz bir kalem, nasıl şehadetini açıklasın yazmaya elim. Şehadet emri Hüseyin'in emrini tamam etti, gökler kara giyinip yerlere zelzele etti. Göklerde kan akıp havada sabah rüzgar esti, Cebrail-i Emin elinin tacını alıp ağlar idi. Söndü Hamse-i Ali Aba'nın lambası ya Hüseyin, Kerbela kan ile doldu ya Hüseyin, ya Hüseyin. Hayasız Şimri dostlarının evine farkını yıktı, her iki dünyanın sultanı kan ağladı ya Hüseyin. Sakine düşman elinde zelim ve perişan saldı, ya Hüseyin deyip başına kara sardı ya Hüseyin. Kerbela garibin susuz öldürdüler, Ali evlatları esir oldu ya Hüseyin, ya Hüseyin. Dokuz imamın babasını kan ile boyadılar, Allah'ın gökleri yıkıldı ya Hüseyin, ya Hüseyin. Peygamber oğlunun başını susuz kestiler, kadınların hayırlısı Fatıma karalar giyindi ya Hüseyin. Hazreti İmam Hüseyin'in şehadetinden sonra Zülcenah'ın çadırlara gelmesi.